Sorozcu olmakla suçluyor. Getirelim tweetleri arkadaşlar. Alalım artık Osman Kavalayı. Şimdi Mehmet Uçum. Mehmet Uçum kimdir? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Mehmet Uçum. Pozisyon ve statü siyaseti peşinde koşanlar, dar çıkarlarından başka değeri olmayanlar, yalanı, fitneciliği, fırsatçılığı normal görüyorlar. Adımızı kötü niyetle zikredenlere yönelik beyanımızı kendilerine prim yapmak için kullanmaya heves ediyorlar. Bunlar muhatabımız değildir. Şimdi neyin polemiği bu? Bu Şamil Tayyar'la aralarında girdiği bir e, polemik. Devam edelim. Başka hangi tweetlerimiz var değerli arkadaşlar? Şamil Tayyar'ın tweeti. Bugün benim için siyasi öngörüsü maaşıyla sınırlı olanların sığ dünyasını keşfetmek ilginç bir deneyim oldu. Bakın. Sedat Peker'in tanımı neydi? Evet. evet. Efendim namusu... Unurum. Evet, maaşı kadar, maaşı, ha, maaşı ona kadar, maaşı kadar olanlardı. Şimdi bakın, <laughs> bu 50 artı 1 tartışmasıyla birlikte nerelere vardı iş? Efendim, Şamil Tayyar dedi ki 50 artı 1 şeye kurulmuş, ikilere kurulmuş evet. bir tuzaktır. Sorozcuların evet. tuzağıdır dedi. Şimdi ne diyor Şamil Tayyar? Bugün benim için siyasi öngörüsü maaşıyla sınırlı olanların sığ dünyasını keşfetmek ilginç bir deneyim oldu tuhaf şekilde durumdan vazife çıkarıp kendilerini siyasetin üst aklı gibi görüyorlar. Siyaseti bu siyasetçi görünümlü maaşların tahakkümünden kurtarmak gerek. Siyaseti bu siyasetçi görünümlü maaşların tahakkümünden kurtarmak gerek. Evet var mı başka tweetimiz değerli arkadaşlar? Tamam verelim. Duyamadım yönet. Başka yok mu? Peki. Şimdi bu polemikte daha neler var neler? E, diyor ki Şamil Tayyar e, uçum diyor bir devlet memurudur diyor ya uçum bir devlet memurudur bir devlet memuru siyasete racon kesemez diyor siyaset yapacaksa verir istifasını çıkar er meydanına hodri meydan diyor ondan sonra yani muazzam dikkat çeken bir şey yaşandığı yaşandı. Mehmet Metinler de bu tartışmaya bir yerinden girmeye çalıştı. Özgür Hocam nedir bu AKP içerisinde? Bunlar çok önemli isimler. Biri Mehmet Uçum külliyede, öbürü MKYK üyesi Şamil Tayyar. Yani öyle sanki marjinal bir takım AKP'lilerin kavgası olarak bakabileceğimiz bir durum değil. Bu kavga neyi anlatıyor bize? Bu kavga aslında AKP içerisindeki artık otoritenin de giderek zayıflamaya başladığının ve herkesin kendi ikbali için, geleceği için bir takım adımlar atmaya başladığının başka bir versiyonu. Bunu bakanlar düzeyinde görüyoruz. İşte vekiller düzeyinde görüyoruz. 50 artı bir tartışmasında görüyoruz. 50 artı bir tartışmasında Temel Karamollaoğlu bize Erdoğan'ın bu konuda hata yaptığını düşündüğünü söylüyor. Öte yandan Devlet Bahçeli asla olmaz diyor, elli artı bir önünü kapatıyor, bunu aşağı indirmeyiz diyor. Başka işte AKP'liler, Nagen alçılar, şunlar bunlar, Mehmet Barlaslar işte 50 artı bir indirilsin diyor. Çeşitli tehditlerde bulunuyorlar CHP. Tam bir çorba, tam bir kaos ortamı ve e, bu Sorosçuluk suçlaması da tuhaf çünkü Soros meselesi Türkiye'de e, yani şu an mevcut siyasi aktörler içerisinde Soros'la görüşmüş olan en önemli kişi Erdoğan. Bunun fotoğrafları da var, kayıtları da var. kendisiyle toplantılarının, toplantılar yaptığının görüntüleri var. Yani o zamanlar makbul bir kişiydi Soros Türkiye'de. Ve Türkiye siyaseti ona göre biçimleniyordu. alınan o zaman da siyasi davalar vardı. İşte Ergenekon, Balyoz vesaire vardı. Ve o zaman işler tamamen gerçekten Soros'un istediği gibi gidiyordu Türkiye'de öyle bakacak olursak. Ve bunun da faili yine AKP iktidarıydı. Şimdi bugün e, bir sanki günah çıkarma durumuyla karşı karşıyayız. Birbirlerini sorosçulukla veya e, işte gayrimilli olmakla itham edenler görüyoruz. E, tamamen bir kayıkçı kay kavgası artık bu. Çünkü Erdoğan'ın da artık partiyi hükmedemediğinin göstergelerinden biri bu. Teşkilatlar üzerindeki etkisinin zayıfladığının, e, külliye içindeki yapı ile külliye dışındaki tamamen başı bozuk bir takım gruplar oluşmaya başladığının göstergesi. Bir de Şamil Tayyar'ın şu vurgusunu ben önemli görüyorum. Mehmet Uçuma hitaben söylediği. Hı. Sen devlet memurusun. Siyasi ahkam keseceksen siyasete gir. Hı hı. Devlet memurluğundan ayrıl. Bu aynı şey. yetişim Başkanı Fahrettin Altun için de geçerli. Diyanet İşleri Başkanı için de geçerli. İkisi de birer parti propaganda görevlisi gibi sürekli açıklamalar yapıyorlar e, siyasetçilere ve topluma y yüksek perdeden ahkamlar kesiyorlar, talimatlar veriyorlar, eleştirilerde bulunuyorlar. E, Şamil Tayyar'ın aslında bu sözü oraya da gidiyor. Buna bakacak olursak hı hı. ve e, şu bence o Sedat Peker'in maaşı işte <laughs> namusu maaşı kadar olan gazeteciler sözüne gönderme yapması da manidar. Bunu eee bilmeden... siyasi öngörüşü öngörüsü maaşıyla sınırlı olanların sığ dünyası. Evet. Ya siz bu kadar birbirinize e, bu ifadelerle yükleniyorsanız siz hangi aynı çatının altında Zaten yer Zaten öyle bir çatı olmadığının emarelerinden biri de şu. Bakın programın başında da söyledim tekrar etmekte yarar var. Süleyman Soylu diyor ki siz yakın boş verin mahkeme kararı sonradan gelsin diyor. Tam bir e, suç işlemeye teşvik açıklaması vatandaşı. Öbür taraftan e, Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı diyor ki mahkeme kararı sonradan gelsin falan bunlar bize uymaz böyle bir şey yok diyor. Ya yani bu bakanlar aynı bakanlar kurulu toplantısında bir araya gelip konuşamayan, konuşamadığının göstergesi bu. Bunlar bir arada dahi bulunamayacak hale geldiklerinin göstergesi. O yüzden Mehmet Uçum'la Şamil Tayyar veya başka ikinci, üçüncü kişilerin kavgalar e, kavgaları artık çok sıradan vakalar haline gelmeye başladı AKP açısından. Çünkü bunlar e, bir arada bulunabilen, bir parti disiplini altında hareket eden belli bir siyasi ajanda bir gelecek çünkü geleceğin bittiği yerde ne başlar kayıkçı kavgası başlar birbirleri hakkında açıklamalar gelir dosyalar ortaya çıkmaya başlar ee, o onun dosyasını başka bir gazeteciye verir o açıklar öbürü başka birinin. zaten bunu yaşıyoruz TÜGVA ile ilgili ortaya dökülenler ortada ee, iktidarın çevresindeki güç odaklarına ilişkin işte çeşitli bakanlara şunlara bunlara ilişkin Ortaya çıkarılan ifşalar ortada. Tam bir kontrolsüzlük ortamı. Sözde bu devlette tam bir şeyi sağlayacaktı. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemi. Verimlilik, hızlı karar alma, işte karar devlet içerisinde uyum, efendim kararlarda bir hızlıca uzlaşma varılmasını sağlayacak iletişim kanalları vesaire gibi tarif ediliyordu. Şu anki durum devletin, Felç olduğunu gösterir çünkü Şamil Tayyarın oradaki vurgusu şu anlamda doğru. O kişi memur ve devlet adına yani konuşması gereken kişi, en azından o adab ve o yetki sınırları çerçevesinde konuşması gereken kişi siyaseten ahkam kesiyor. Demek ki devlet şu an tam aksine cumhurbaşkanlığı sistemi vaadini gerçekleştirmek şöyle dursun tam aksine devletin çözüldüğünün en net göstergesi bu parçalanmaya başladığının kurumların e, otoritenin, iktidarın aslında paralize olduğunun e, çok anlık kararlarla bir şekilde günü kurtarmaya çalıştığının en net göstergelerinden biri bu. Yani siz aslında çok büyük bir kendinize çok büyük büyük bir güç vehmettiğiniz bir dönemde kendi partinizin MKYK üyesiyle e, külliyede Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı, Başkan Vekili arasındaki böyle bir polemiği bile Evet, Çünkü farklı ekipler, bunların ekipleri var, grupları var, hizipleri var ve birbirleriyle kavga ediyorlar. Ya AKP sonrası için kendilerine bir takım güvenceler arıyorlar, ya da Erdoğan sonrasına ilişkin belki de hazırlık <laughs> yapıyorlar. İşte sürecin partileri adına evet. olumlu bir yere gitmediğini gördükleri için siyaseten bir şekilde bu işten ya paçayı kurtarmak ya da son çırpınışlarla son artık can haviyle bir takım hamlelerde, girişimlerde bulunmaya <laughs> çalışıyorlar. Yani sürecin kendileri açısından iyi bir yere gitmediğinin hepsi farkında. Hepsi demeyeyim, önemli bir kısmı farkında. Saray içerisindekilerin, saray içerisinde hapsolmuş olanların çok da farkında olduğunu düşünmüyorum. Selim Bey. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Yani hakikaten at izi it izine karışmış durumda. Bu Berat, Berat Albayrak'ın bir Valla. sözüydü. Söylediği Hı -hı. gibi. Yani bunu sıklıkla söyleyeceğimiz ve haklı göreceğimiz hiç aklıma o zaman gelmezdi ama hakikaten çok doğru bir tespit yapmış. E, bu devlet memuru ve e, işte siyasetçi şeyi yani devlet memurusun konuşamazsın. Doğru, e, gerçekten olmamalı ama normal bir düzende. Evet. Fakat maalesef biz bugün devletimizi kaybetmiş durumdayız. Yani bu devlet bir parti devletine dönüşmüş durumda onun için atanmışlar yani külliye içerisindeki bütün o şeyleri çevre o atanmış memur saydığımız kişiler bütün seçilmişlerin üzerinde bir egemenlik kullanıyorlar. Erdoğan'dan devşirdikleri egemenliği aslında seçilmişlerin üzerinde hayata geçiriyorlar. Daha öndeler. Adeta bir politbüro gibi. O aslında tam literatürde patrimonyal evet. devlet denen şey nedir? Yönetici kişiden aşağı doğru yayılan karizma ve yetki. Evet. Devlet.